Korkuteli'nin yaylalarından birisi. Yine Mamatlar köyündeyiz. Bu yaylayı oldukça sevdiğim bir yayla. Havası çok güzel. Köyün girişine baktığımız zaman bu köy kamerayla izlenmektedir denilen bir köy burası. Yani Sebze Diyarı diye geçiyor. Sebze Diyarı Mamatlar. Şimdi yine burada bir sebze bahçesi içerisindeyiz. Birazdan Hamadan amcayla sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Burada sebzelerini dikmiş, fasulyeleri, ısırık fasulyeleri, farklı farklı patatesleri var. Burada kendisiyle küçük bir röportajımız olacak. Sorular soracağız. Şurada yine yemeklik olarak tabağını dikmiş. Evet, Ahmet amca merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım mı önce? Ben Mamatlar köyünde Ahmet Yılmaz, Antalya'da oturuyorum. Buraya yazlamaya geliyorum, yazlıkçıyım. Evet. Yiyeceğimiz kadar, kendi kanaatimiz kadar yapıyoruz işte. Fasulyedir, patatestir. Kendi ihtiyacını karşılayıp fazla olursa satalım. Çocuğumuzda Allah sağlık sıhhat versin, yiyip içiyoruz. Yazın keyfini sürelim köyün yaylanın. Uyuyoruz, rahat rahat, uykumuz rahat. Kendimiz rahatız. Burada hangi sebzeleri yetiştiriyorsunuz? Fasulye, patates, ondan sonra pransa, biber. Lahana var, kabak var, hıyar var. İşte bunlar, başka bir şey yok. Bu barbunya olarak mı yapacaksınız daha sonra fasulyeyi? Bunu kendi ihtiyacımız ya. Barbunya olarak hani çocuklar. Hem taze kışlık, hem barbunya. Kışlık, hazırlık yani. Burada yapıyoruz işte birkaç arık barbunya, birkaç arık çandır, evet, karıştırıyoruz. Evet. Kışın orada yiyoruz rahat rahat. Bu sırıklar Antalya'dan mı geldi? Evet, Antalya'dan. Oluk Ağzım diyorlar oraya ne? Güzel Oluk Mahallesi, Oluk Ağzı. Güzel Oluk Mahallesi'nden götürüyorsun tarihi, kıyıyorsun, kıyıyorsun, yatırıyorsun, dikiyorsun. Hasat ne zaman? Hasat bir ay sonra işte. Hastalıklar var mı gördüğünüz? Var. Ya bu patates de var. Nedir, necidir ben anlamıyorum, bilmiyorum ama. Evet. Başında bir kuruma oluyor şey. Halil. Abim. Nasıl bir şey bilmiyorum. Ne baksana. Evet. Büyüm uçlarında bu şekilde. Aha. Kurumalar var patatesin. Şu arada da var. Şu değil mi? Evet, orada var. Bak. Bak burada da var. Evet. Böyle kuruma, başından kuruma oluyor. Onları incelemek lazım. Ne olduğunu bakmak, bilmek için. Fasulyelerde sanırım kurumalar var. Fasulyelerde de var. Bak. Bak. Görüyor musun? Bak. Evet. Yaprakta kuruma, dibinde acaba. Halil, daha bak babam. Daha bak. Oralarda da var. Halil. Az önce bahsetmiş olduğumuz fasulyedeki hastalığın bitkilerdeki görüntüsünü bu şekilde sizlerle paylaşabiliriz. Bitki kökleri bu şekilde yanmış durumda. Bu bölgede sırık fasulyemiz var. Biraz toprak kökenli sorunlar olduğunda buradan görebiliyoruz. Burada da patatesler yetiştiriyorsunuz. Burada da patatesimizi yetiştiriyoruz. Kışlık. Evet. Ne kadar ekiyorsunuz, ne kadar alıyorsunuz? Bizi izleyenler bir bilgi sahibi olacak olursa kısaca. Vallahi bizimki hala bura verme yok. Biz kendimiz ihtiyacımız olacak kadar. Ha, ne kadar patates ektin buraya o anlamda? 12 arık. 12 arık ektin. 12 arık. Ne çıkar? Diyelim ki 15 çuval veya verirse sahaya. Vermezse yok. Evet. 15 çuval veya 12 çuval. Yani dizide kaç çuval şeye ektin, patates ektin parça? 4. 4 ektin, 15 çıkarsa. Hani 10 çuval, 15 çuval veri gelin. Verirse ya, yani. Vermezse evet. Yok. Ne zaman ektin? Temmuz'dan önce. Haziran. Haziran işte. Ya da Mayıs sonu Haziran. Hah.
Mayıs'la Haziran arasında. O arada ektiniz. Mayıs'ın sonunda. Hasatta muhtemelen 26-27. Hasat ne zaman olur? Eylül gibi mi? Eylül. Eylül gibi hasat yaparsın. Hemen sonunu bulur yani. Hazırlıkları bitirip verelim Antalya. Eylül. Ekim'e kalmayız fazla yani. Soğuğa kalmayız. Çünkü burada donarız. Biz seyirciyiz. Evet, evet. Sıcak yerde duran bir insan burada duramıyor. Evet. Şimdi bilen yorgan yastıken ne biliyor musun? Aşağıda atlet giyemezsin. Bu yaylanın rakımı kaç metre? 1500. 1500 metre. Net. Oldukça da yüksek. Antalya'ya göre baktığımız zaman yaklaşık 10-12 derece, 13 derece sıcaklık farkı var. Biz bu sene şey görmedik, yaz görmedik biz. Gerçekten bak geldik geleli var ya hiç yaz görmedik. Battaniye yorgan. Evet. Tamam, teşekkürler. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Burada da patates çiçeklerini gösterelim. Bunlar Solanaceae familyası bitkisi olduğu için çiçeklerinin birebir salkım şeklinde. Aynen domatese, bibere, hatta burada domatese daha çok, bibere, patlıcana benzer. Çünkü bunlar aynı ailenin bitkileri. Bir zaman bu şekilde. Aynı zamanda tohum ekilmesine rağmen bitkilerin farklarını görebiliyoruz. Bu bölge bu biraz toprağında sorunlu bir bölge. Çünkü geçtiğimiz haftalarda burada ciddi bir su birikintisi oluştu. Aşırı yağmurdan dolayı küçük bir sel olayları gerçekleşti. Bundan dolayı tohum ekiminden sonra da gerçekleştiği için bitkiler varken bu tür sorunlarla karşılaşılabiliyor.